Demir Motor'dan herkese tekrardan merhabalar. Bugün size motorlu test direğinizin zincirini bileme konusunda detaylı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Zincir bilemeye başlamadan önce size söylemek istediğim birkaç önemli detaylar var arkadaşlar. Bu detaylara dikkat ederek zincirinizi güzel bir biçimde bileyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu detaylar nedir? Öncelikle zincire uyumlu E arkadaşlar. Zincire uyumlu E'yi nasıl seçebiliriz? Diğer videolarımda zincirler hakkında önemli detaylar verdim. E seçimiyle, E numaraları ile ilgili bilgiler verdim. Diğer videolarımda bunları bulabilirsiniz. Ve bu videonun altına açıklama kısmına diğer motorlu testere zincir videolarının linklerini bırakıp oradan kolayca ulaşabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar E'yi koyduğunuzda herhangi bir taşma olmayacak ya da herhangi bir oynattığınızda boşluk olmayacak. Dişe tam oturduğunu görmeniz gerekiyor. Daha sonra motoru muhakkak sabitlemeniz gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki sizin mengeniniz var. Siz mengeni de sabitliyorsunuz. Biz nerede sabitleyeceğiz? Yani bir kütük yarıp ortasına kamanızı bu şekilde oturtturup motorunuzun sallanmasını bir nevi önleyebilirsiniz. İşte bacak aranızı tutabilirsiniz. Yani neydi? Motoru sabit tutmanız çok önemli bu konuda arkadaşlar. Daha sonra bilemeden önce muhakkak her bilemede zincir kilidinizi kilitleyin arkadaşlar ki zincir ileri geri gelmesin. Bu da sizin zincir bileminizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Eğer açtığınızda zaten sürerken ya ileri kaçar ya geri kaçar. Yani bir sıkıntı yaşamamanız için kilidi frenini kullanabilirsiniz. Diğer bir husus ise arkadaşlar zincir bilerken muhakkak iki töyüne de verdiğiniz açı taraftaki diş ve bu taraftaki dişe verdiğiniz açı çok önemli. Eğer iki tarafı da aynı açıda bileyemezsiniz, motorunuz bir tarafa doğru hangi taraf daha çok yatık vurduysanız, eğlediyseniz o tarafa doğru yan gidecektir. Bu çok en önemli olan detaylardan biri. Diğeri ise arkadaşlar zincire E vurma tarzınız ve sizin duruş tutuş pozisyonunuz. Zincire hiçbir zaman şöyle ileri geri ileri geri E vurmuyoruz. Bunun tekniğini bilerken sizlere göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra zincirinizi bilmenize rağmen kesmiyor ise bu zincirinizin adiliyle alakalı olabilir. Zincirin suyu kaçmış olabilir. Özelliğini kaybetmiş olabilir. Ya da çok yatık ya da dik konumda bilemenizden olabilir. Bunu açıları zincirlerin üzerlerinde küçük arka kısımlarında şuralarında açılar vardır arkadaşlar. Oralara bakarak yani şimdi ben bunu bir rakamla ifade etsem şey yapamazsınız. Orada nasıl açıyı ölçüp koyacaksınız? Zincirin arka kısımlarında küçük çizgiler vardır ve bu çizgilerde E'nizi tutuş pozisyonunu hem zincirin bitiş konumunu gösterir. Oradan geriye zincirini eylemeniz tavsiye edilmez. Çünkü diş kırıp sıkıntılar yaşanabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim zincirimizi bilemeye. Dediğim gibi uygun pozisyon ve uygun E'yi seçtikten sonra E'yi sürterken bu şekilde değil, çevirerek ve yukarıya. Çevirerek son bitime doğru yukarıya vurmanız gerekiyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Çeviriyoruz, döndürerek yukarıya. Çünkü şu üst kısımlardır kesen, alt kısımların kesmesini şu mamuzlar engeller. Eğer bu mamuzlar olmadı mı zaten ağacı koyar kurmaz zinciriniz takılır. Belli bir mamuzdan belli bir yükseklikte bulunur bu diş. E'yi vurduğunuzda düz bu şekilde eğleme yaparsanız iç kısmı bitireceği için kesen üst taraf kör kalacaktır. Bu yüzden E'yi vururken kilitliyoruz. Gösteriyorum. Bu şekilde 1, bu şekilde 2, bu şekilde 3, bu şekilde 4. Bu tarz vurarak fazla değil, gözle kontrol edip ağız kısmının tamamen parladığını ve şu üst kısımlarda herhangi bir çapaklama ya da herhangi bir bitiklik görmemeniz gerekiyor. Yani E'nin oradan orayı aldığından emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Hafif bastırarak, döndürerek yukarı hareketiyle. Şu şekilde. Şu şekilde.
Bu şekilde yaparsanız hafif içe doğru kanca yapacaktır ve ağacı yeme hareketini zincir iyi yapacaktır. Talaş, ne kadar çok talaş atarsa zinciri o kadar doğru bilemiş oluyorsunuz. Eğer düz konumda vurursanız fazla talaş atmayacağı için iyi bir kesim yapmayacak. Uç kısmından tutun. Şu şekilde elinizi yukarı yukarı bu şekilde biliyoruz arkadaşlar. Sonra diğer dişe geçiyoruz. Kitleyelim. Bu şekilde. Kaliteli E ve doğru şekilde vurduğunuzda 6-7 E vuruşuyla zincirinizi bilemiş olursunuz. Tekrardan bu şekilde. Zaten E sürttüğünüzde ilk anlarda zor gidecektir. Daha sonra E rahat gitmeye başladığınızda anlayın ki orayı tam eğlediğinden dolayı E rahat gidecektir. Çünkü oranın şeklini, E'nin şeklini diş alacaktır. Bu şekilde bakın rahat gitmeye başladı. Şöyle bakın, bu zor gidiyor. Bilerken bunu hissedebilirsiniz. Zor gitti. Bakın kolaylaştığında sizlere söyleyeceğim. Bu şekilde. Evet. Artık E'ye rahat gidiyor. Bakın. Yukarı yukarı. Yukarı yukarı. Bakın ağız kısmı komple parlıyor. Şimdi diğer dişe geçerken bu taraftan vuramazsınız. Bakın. Böyle olmaz. Çünkü dişe takılır. E'nin tırtıllı bölümüyle diş kısmına takılır. E'ye bu şekilde. Yani bu şekilde vurmaz gerekiyor. Yani içten dışa. Bu tarafta dıştan içe kalıyor. Bu şekilde bilemek zor olur. Bunun için motorunuzu ters çevirmeniz lazım. Ya da sizin konumunuzu, bileme tarzınıza göre konumunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Şu şekilde zinciri bize uygun şekilde alalım. Kameramızı da ayarlayalım. Evet, şimdi gelelim bu tarafa. Bakın arkadaşlar, kilitliyoruz. Tekrardan yukarı. Açı bu şekilde. Çevirerek yukarı. Bakın, eğer rahatladığında anlayın ki bileme işlemi tam oldu. Sonra diğer ön dişe geçiyoruz. Hani bir tarafı biledikten sonra diğer tarafa geçmeniz gerekiyor. Bakın bu şekilde. Yani yukarı, son harekette doğru yukarı konuma vurmayı muhakkak unutmayın. Yani geçelim diğer tarafa. Geçelim diğer tarafa. Bunu biraz pratik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Eliniz alışması için. Ha, ben ormancı ya da kesimci değilim fakat yine de bilemeyi öğrendik. Çünkü işimiz gereği bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde sürte sürte yukarı konuma doğru. Daha yavaş yapayım bu şekilde. Yani eğer rahatladığında bileme işlemi tamamdır. Evet arkadaşlar, bileme işlemi bu şekilde. Ne kadar bilersiniz bileyin, eğer kesmiyor ise şöyle göstereyim size. Bakın. Şu mamuz yüksekliği, bu mamuz yüksekliğini düşürerek zincirlerin, dişlerin daha iyi kesmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için de bir üçgen E ya da düz bir E'ye ihtiyacınız var. Şu dişlerin önünde bulunur bu dişler. Bu dişleri bu şekilde bileyerek dişlerden daha aşağı olmasını sağlamalısınız. Yalnız bu işlemi yaparken çok değil, az az eğleyerek, deneyerek. Eğleyip deneyerek yapın. Eğer fazla alırsanız, kaçırırsanız zinciriniz çöp olur. Çünkü aşırı bir dalmaya maruz kalır. Motorunuzun gücü yetmeyebilir. Ya da zinciriniz fazla daldığından dolayı size kesim konforu sağlamaz arkadaşlar.
Bu konuda söyleyecek olduklarım bu kadar. Kafanızda takılan sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.